Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Şamil Günaydın. Bugün afet öncesiyle alakalı neler yapmamız gerektiğiyle alakalı bir ufak bir bilgilendirme yapacağız. Afet öncesiyle alakalı belki de ilk yapılması gereken şey aile olarak. Aile afet acil durum planlarının hazırlanmış olması gerekiyor. Bu bilgilendirmenin aile bireyleri tarafından komple bilgilendirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili öncelikle yapmamız gereken toplanma alanları. Toplanma alanlarını e-devlet üzerinden toplanma alanı yazdığımızda direkt orada zaten gösteriyor. Onun dışında ne yapmamız gerekiyor? İşte bir afet anında doğru davranış şekilleriyle alakalı. Bununla ilgili ne olabilir? İşte bir çök kapan tutunun nerede yapılacağıyla alakalı bir. Yine bir aile afet acil durum planı hazırlığı içerisinde yine bunlar da var. Onun dışında bir afet çantası. Afet çantası nedir? İşte çıkışa en yakın yerde bulunur kendisi. Efendim içinde bir afetten sonra devlet bize yardım elini uzatana kadar öncelikli kendi hayatımızı idame ettirebileceğimiz malzemelerin olması gerekiyor. Olmazsa olmazımız sudur. Yine bir gıda maddesi, gıda malzemeleri içinde belki 3'er ay, 6 aylık sürelerle değiştirebileceğimiz az yer kaplayan, mümkün olduğunca çok doygunluk hissi veren malzemeler koyarız içine, gıda malzemeleri koyarız. İşte bir el feneri olabilir muhakkak çünkü afetin ne zaman olacağını bilmiyoruz. İşte bir düdük olabilir, böyle bir pilli radyo olabilir gibi malzemeler koyarız öncelikle. Yine mevsim şartlarına göre işte kıyafetler bulundururuz. Şöyle bir durum daha var, yine çok önemli bir husus. Afete dirençli yapılar konusu. Afete eğer oturduğumuz ev, yaşadığımız konutun afete dirençli olduğunu, ne kadar büyüklükte bir depreme, Allah muhafaza yaşayabileceğimiz bir depreme dirençli olduğunu bilirsek çok daha rahat oluruz. Bununla ilgili işte gerek site sakinleri, gerek apartman sakinlerinin muhakkak toplanıp buluşarak muhakkak bu şekilde bir çalışma yapmaları gerekir. Binalarının, oturdukları binaların kaç büyüklüğünde bir depreme dayanıklı olduğunun tespitini yaptırmaları gerekiyor. Evin içindeki risklerin belirlenmesiyle alakalı bir konumuz daha var. Evin içinde şöyle, Gölcük depreminde ölenlerin %2'si, yaralananların %50'si ne yazık ki yapısal olmayan elemanlar nedeniyle vefat ettiler. Yani yapısal olan elemanlar işte bir temel, kolon, duvar gibiyken yapısal olmayan elemanlar evin içinde belki yaptığımız bir sabitlemesini düzgün yapamadığımız, sağlam yapamadığımız işte bir avize, efendime söyleyeyim onun dışında işte kitaplıklar, raflarımız, televizyonlarımız, bunların hepsi evin içindeki risklerle alakalı. Bunların muhakkak sabitlenmesinin çok daha düzgün, çok daha sağlam yapılması gerekiyor. İşte dolaplarımızı sabitlememiz gerekiyor. Bir L aparatımız var. İşte iki vida duvara, iki vida dolaba. Neden? Çünkü bir deprem anında gerçekten bunlar çok risk oluşturuyor. Bir deprem anında bir dolabın devrilmesi demek, özellikle büyük ve şiddeti yüksek depremlerden bahsediyorum, çok daha büyük etkilere, yaralayıcı, hatta ne yazık ki ölümcül riskler oluşturabiliyor. Bu nedenle kesinlikle tehlike avı yapıyoruz. Tehlike avı neticesinde yapmamız gereken sabitlemeler, sağlamlaştırmaları da evimizle alakalı yapmamız gerekiyor.